Şimdi ayet duydun, hadis duydun, menakıb duydun, kaynaklı şeyler duydun. Bunları demiyoruz sana. Bunları tabii ki de konuşacaksın. Hepsinin delili var, kaynağı var. Ama adam geldi sana dedi ki ya filanca var ya şöyle şöyle böyle böyle. Filanca hakkında şöyle şöyle duydum. Ha onu mu diyorsun? Ya bırak onu filan. Niye? Ben onun hakkında şöyle duydum. Ya kardeşim ne duydun, ne gördün? Dur hele bir adam bir tanıdın mı? Yok tanımıyorum da duydum. İşte Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Kişiye duyduğunu söylemesi yalan olarak yeterdir. Vallahi yalancılar cehennemde en büyük azaba düçar olacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dediler ya Resulallah, adam var Müslümandır, mümindir ama zina ediyor. Efendimiz buyurdu, tövbe eder temizler kendini. Olabilir. Yani Müslüman olduğu halde zina edebilir mi bir insan? Efendimiz buyurdu, edebilir o zina esnasında iman kendisini bekler. Yani tam duhul olduğu sırada iman ondan ayrılır. Tamam mı? Çünkü imanlı olduğu halde zina yapamaz. Sonra zina işi bitti, iman ona gelir. Tamam. Ama imanlıdır yani. Mümindir, Müslümandır. Tamam. Tövbe eder, Allah affeder. Hırsızlık ya Resulallah. Hırsızlık yapar ama sonra tövbe eder, pişman olur. Mevla affeder. Filan filan sayıldı böyle. Peki ya Resulallah, yalan söylese bir mümin, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, mümin asla yalan söylemez. Müslümanın ağzından yalan kelime cümle çıkmaz. İçin? Çünkü yalancının imanına güven olmaz. Yalana devam eden bir adamın imanına güvenilir mi? Her şey yalan. Dedi ben Müslümanım, belki o da yalan. Ne bileceğiz doğru olduğunu? He? Şüpheli. Bak gördün mü? Yalancılık çok kötü aslında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi doğru söyleye söyleye sıddıklardan yazılır. Habire doğru söylüyor. Canına dokunacak, malına dokunacak, makamına, mevkiine dokunacak, lime lime doğrayacaklar. Doğru söylüyor. Doğruluktan dönmüyor. O kişi sıddık, yani sıddık ne demek? Dost doğrular. Ebu Bekir sıddıkları makamında. Yani o derece verilir ona. Anladın mı? O derece verilir. Sıddıkiyet onu cennete götürür nihayetinde. Allah'ın nasip eyle. Bir kişi ki yalan söylemeye devam ede ede artık kezzaplardan yazılır. Kezzap ne demek? Çokça yalan söyleyen. Artık yalan, 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 ömrünü yalanla doldurmuş. Palavrayla doldurmuş. Yalancılardan, çok yalancılardan yazılır. O yalan da onu sonunda akıbet cehenneme götürür. Ya Rabbi böyle kötü akıbetten bizleri koru ve muhafaza eyle. Amin.